Etin gerçek ruhu yani et bir bilim. Bilim. Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi etin bir parçasına baktığınızda kıpkırmızı, pırıltılı, taptaze duruyor. Evet, biz gördük. Aynı etin aynı parçasının diğer tarafına baktığımızda simsiyah olduğunu görmek istiyoruz. En az 28 0 derecede bir dolapta en az 28 gün durmalı. Bu süre içinde özüne kavuşur, özüne, gerçek ruhuna ulaşır. Topraktır. Çünkü o canlı topraktan alır gıdasını. Dolayısıyla bu dinlenme süreci onun özüne ulaştırır. Ve daha yumuşak, daha lezzetli, daha aromalı, bir et halinde. Buradaki sistem anlatmaya çalıştığı odur. Bu et fevkalade bir et. Ancak dry aged yöntemiyle değil, vakumlama, eğitim. Anlama da olan şeyle, mantığıyla dinlendirilmiştir. Ama lezzet ve aroma olarak asla bir dry gibi olmaz. Onun için tavsiye ettiğimiz şey kabiliyatik dry age yöntemidir. Yaşam ve mutlu bir evi.
bir sunmalıyız. Bir şükürden efendim ayıran elimden hadiler. Ve iyi değerlendirerek de onlara saygımızı sunmalıyız. And while we are standing in a good way, we should show them our respect as well. Evet, şimdi bu kadar muhabbetten sonra, tesbih, bakış açısından sonra bir araya sizler göreceğiz. Ve bir felsefemize ait olan çok önemli bir başka ülkeden ne demek istediğimi canlı örneğini de... Evet, emin olabilirsiniz. Burada bir felsefe var. You can be sure that there is a philosophy here. Neymiş bu felsefe? Dinleyin, hep beraber göreceğiz. What is the philosophy? Onun için biz de kalın bir yere gitmeyin. Thank you.
ülkemizden. Yani dünyadan, dünyadan farklı bir ülkemizden. Of course! Çocuklarınız sizi başka bir gezegenden gezegene götürecek. Whatever you do here, it will take you to another planet. Yes. Çünkü bakış açımız dünyaya, insana ve bütün dünyanın hayvan dediği şeylere bakış açımız farklı. Because our opinions, whatever the rest of the world thinking about the meat as an animal, we take in a different way. And this is why I can show it to you today here. Biz bugün bu dünya görüşünü etle ifade etmeye çalışacağız. Today we will show you our opinions with this meat, what we think about the animals and the creatures. Yes, ben bu felsefeyi anlatacağım sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşımda. Bu güzel, Tanrı bize lütfu olan bu güzel etmeliğe düşünmeye devam edeceğim. Why